80li yıllara damga vuracak olan nokta yayın hayatına başlarken şampiyon atletlerin hatalı çıkış yapmalarına benzer bir talihsizlik yaşayacaktı. Yolun başında adını, logosunu ve yayın yönetmenini birkaç kez değiştirdikten sonra kulvarını seçip temposunu artıracaktı. 81 yılında yaşadık. Ee... İlk Yalçın Pekşen e, yayın yönetmeniydi. E, o dönem girdim. E, milliyetten ayrılmıştım. E, bir sene filan Yalçın Pekşen ve Canan Barlas arkasından Canan Barlas yayın yönetmeni olarak geldi. Fakat o dönemler e, nokta biraz magazin dergisi gibiydi. Ercan, Bey, Ercan Arıklı öyle bir dergi istemişti. Yani People'a benzeyen bir dergi istemişti. E, daha sonra işte bir sene sonra o siyasi dergi halini ee, ...döndü. Farklı kaynaklardan... ...kadrolarını oluşturan noktanın... ...en tepe koltuğuna da Amerika'dan... ...akademisyen Haluk Şahin gelecekti. Haluk Şahin genel yayın yönetmeni oldu. Bu arada... E, ...1402'lik olarak... E, ...üniversiteden, siyasaldan uzaklaştırılan... E, ...Doktor Yazgül Aldoğan... ...asistan Turul Er Yılmaz... ...ve onların e, yeni mezun öğrencileri... Toplu bir şekilde geldiler noktaya. Yazgül Yazı İşleri Müdürü oldu. Yeni bir haber dergisi çıkarmak için, bizler önce eski dergiden kalan ikinci sınıf elemanlar olarak bir arka odaya atıldık ama kısa sürede aramız düzeldi ve beraber çalışmaya başladık. Artık nokta bir haber dergisi olmuştu ama daha sonra parlayan nokta henüz değildi çünkü klasik haber dergisi olmuştu. Yine tirajı 10-11 bin-12 binler civarında gezen bir dergiydi. 1983 yılı Temmuz ayının başında genel yayın müdürü olarak Nokta Dergisi'de göreve başladım. Ben dünyanın başka yerlerinde tutmuş olan, Time ve Newsweek'in ana modelliğini yaptı. Ama dünyanın başka yerlerinde de çok ilginç örnekleri olan, işte Fransa'da L'Express gibi, efendim, Almanya'da Spiegel gibi... Ee, ...Brazilya'da veya gibi... ...bir takım dergilerin... ...Türkiye'de de yaşama şansı olduğunu... ...ve buna ihtiyaç olduğunu. Çünkü insanların... ...günlük basından olup bitenleri... ...takip edip anlamalarının zor olduğu... ...günlük olayların... ...belirli bir filtreden geçtikten sonra... ...güzel yazılmış olarak... ...yeni bir takım renk unsurları eklenerek... ...yer yer eksklusif bir takım şeyler de eklenerek... ...verilmesi halinde... ...Türkiye'de böyle bir dergiye şans olabileceğini düşündüm. O sırada... Ee, gelişim Yayınları'nın iki tane de çok başarılı dergisi vardı. Bir tanesi erkekçe dergisi, bir tanesi kadınca dergisi. Ayrıca ansiklopedileri vardı ama Ercan'ın asıl girmek istediği alan siyasi gazetecilik ve günlük. eninde sonunda günlük gazeteydi. 1980'lerin tam ortasında yani 12 Eylül sürüyor. Nokta dergisi yayın çizgisi bakımından basının neresinde yer alıyor? Evet, şimdi bu güzel bir soru. Nokta dergisi basının neresinde? Şimdi bir de nokta çalışanları e, basının neresinde yer alıyor diye bakmak lazım. Biz e, ilk çıktığımızda hafif sol tandanslı bir dergi gibi çıktık. E, bir para kapağı yapmıştık böyle kırmızı bir dergi. Yani çok da rengimiz belli değil ama içinde birkaç tane e, renk belli eden yazı vardı. Fakat e, derginin içinde çalışanlar, solun her rengini neredeyse temsil ediyorlardı. Böyle bir durumumuz vardı. Ben o zaman e, aydınlıkçıların e, içinden birisiydim. E, sanıyorum e, dev yoldan insanlar vardı. Genel sol 68 e, kafasıyla gelmiş kişiler vardı. Ama anladığım kadarıyla e, hep sol tandanslı ya da o günkü e, darbe rejimine itirazı olan insanlar vardı. O zamanlar Flamingo yolu çok ünlü. Dizi olarak Amerikan dizileri revaçta. Ve orada böyle çok kötü bir kadın var ama acayip güzel Morgan Sherfield. Acayip güzel bir kadın. Bütün erkekler ve gazeteler hep o kadından bahsediyor. Ben de yazdım oraya. Yani Morgan Sherfield kadar güzel değilim ama fena da değilim. Hani tabii ki onunla yarışamam ama kasıtlı öyle bir izlenim veriyorum ki ben güzel kadınım. Tabii ki asla tip bozuk ama onlara başka türlü şey girmek imkansız. Görünce de nasıl kovamazlar diye düşünüyorum. Altta da şey yazdım çok makul şartlarda yaşıyorum. Hani yemek yoksa bile iş yerinizde. Hani simit de yerim, onu da yerim. De. Ama ne işe başvurdum bilmiyorum. Hani ne iş olsa yaparım abi. Noktaya gittim. Çünkü gene böyle düzgün bir yer bekliyorum. Gayet döküntü bir kıyafetli, çok sıcak bir kız. Aa siz o musunuz dedi. Hemen Korhan yanıma geldi. Baktım o da hani böyle bir yaka bağır açık filan. Ya dedim cennete düştüm galiba. Şu ayakkabıları ödünç almışım. Çıkarabilir miyim dedim. <laughs> Gülmeye dedi. başladı Önce adınızı söylerseniz dedi. Biz sizi merak ediyoruz. Meğerse mektubu, tabii çok komik mektup da duvara asmışlar. Her gelen okuyor ve günlerdir beni bekliyorlarmış bulabilmek için. <laughs> Kapıyı bir açtı, salona girer girmez. işte bu dedi, arkadaşlar, İşte bu mektubun sahibi geldi dedi. Millet böyle acayip şaşmaya, herkes alkışlamaya başladı. Meğerse üstüme acayip spekülasyon yapılmış. Aramızda işte yaz güller gibi, Turul Er Yılmazlar gibi akademisyen background'dan gelenler vardı. TRT'den gelenler vardı. Ayşenur gibi, İpek gibi. Ya da bizim gibi iyi niyetli okumuş yazmış insanlar vardı. İyi bir şey yapmak isteyen vardı. Ama böyle hani bildiğimiz anlamda acar gazeteci yoktu. Bunun tabii artıları ve eksileri vardı. Biz belki kendi sübjektivitemiz için de daha çok artılarını görüyorduk. O da amiyane tabiriyle kaşarlaşmamıştık nasırlaşmamıştık. Her habere yeni bir heyecanla bakıyorduk. İleride her biri medyanın parlak yıldızları olacak bu benzersiz karışımın mimarı Ercan Arıklı'ydı. Onun bir patrondan çok gazeteciye özgü cesaretiyle Türkiye'nin içinden geçtiği dönem örtüşüyordu. Herkes susturulmuştu. Bir nokta tam 12 Eylül sonrası dönemin eseridir. O dönemde en söylenemeyecek şeyleri söyledik. İşkencenin 83'lerden söz ediyorum. Yani burada 86 o 3 yıl içinde Türkiye'de çok şey değişti. İşkencenin adının edilemeyeceği bir dönemde Adil Özkoğlu'nun karşısına çıktım. Dedim ki ben işkenceyle ilgili bir haber yapacağım dedim. Çok sinirlendi falan. Ama o önce böyle tepkiler verir ve sonra geri çekilir. O haber girdi. Kendimi çok böyle kahraman gibi hissetmiştim cesur bir yayın organı olabilmek için önünde alabildiğine uzanan muhalefet alanı bomboş duruyordu. Nokta bu boşluğu doldurmaya talipti. Şunu yapıyorduk. Eğer e, siyasi olarak kafadan yapamıyorsak şeyimizi e, muhalefetimizi toplumsal olaylarla bunu göstermeye çalışalım. Kültür sanatla göstermeye çalışalım ama ama e, Hatta dış haberlere göstermeye çalışalım. Radikal bir şeyler yapalım ve hep Türkiye'yi çağrıştıralım. Çünkü hem otosansürün var senin. Hem üstündeki hukukçular, bilmem sansürü var. E, Muhafazakar bir sürü insan var dünyada. Sen de iyi kötü, tövbekar olmadan Marksist olduğunu söylüyorsun. Artık o duruma gelinmişti mesela. Yani beğenmiyorsan ne yapalım biz bunu biliyoruz işte. Sen de bizi buraya getirdin. Ercan da zaten öyle söylemiş değil mi? Tabii ben Sizi size, solcu olduğunuz için aldım. Siz, siz dedi solcusunuz, komünistsiniz. Siz ondan buraya getirdim. Bir yol bulursunuz siz. Yani adam şunu dedi. Ben sizin kara kaşlarınıza, kara gözlerinize muhteşem şeyler, sayfalar yapacaksınız diye değil. Ama siz yolunu bulacaksınız. Akıllı ve muhalefet. Çok akıllıymış. Adam da akıllıymış. Biz bile kendimizi o kadar bilmiyorduk. Hayatları itiraz etmekle geçmiş yeni noktacılar basın özgürlüğünü iyice ellerine almışlardı. Bu yolda da dolu dizgin gitmek istiyorlardı. Ancak bir de patron hakkı vardı ki bu da son sözü yerine geçiyordu. Büyük kavgamız Nazlı Ilıcak'la yapılan bir röportaj yüzünden patladı. Ahmet Kahraman'a biz e, uzun röportajlar yaptırmaya başladık. Nazlı Hanım da haber yollamış benimle de yapsın, beni baş, benimle baş edemez gibisinden. Ee, ...Nazlı Hanım'ı iyi sıkıştırmış Ahmet o röportajda ve Nazlı Hanım birkaç temel yanlış yapmış, özellikle tanımlarda falan. Ee, sonra da bundan rahatsız olmuş. Ve e, Ercan Arıklı'ya geldi ve metnin kendisine verilmesini, o metni düzeltmek istediğini söyledi. Ercan Arıklı da buna peki demiş. Ben böyle koymam diyorum, esas haliyle koyarım. Böyle bir kavga çıktı. Neyse sonunda Nazlı Hanım'ı yolladıktan sonra beni çağırdı patron indik aşağı beni ve Halu ikimizi dikti böyle karşısına ayakta duruyoruz. <laughs> Bana, dedi ki birkaç şey. Bu buranın dedi patronu kim? Sizsiniz dedim ben. Peki bir iş yerinde patron ne derse olur mu? <laughs> olur ama yani konuşmanın özü bu yani. Peki ben bu yazı böyle girecek diyorsam niye girmiyor? Çıkabilirsiniz yaptı. Ben de şöyle döndüm. Herhalde bir çok kötü baktım yani. Bir şey de söylemedim ama sadece baktım yani. Döndüm ve kapıyı çarptım. Tekrar geri çağırdı. Ne? O bakış ne demek diye. Artık yani ben de ilkokul çocuğu değilim. Ha o bakış şu demek dedim yani. Siz patronsanız ben de burada çalışanım. Bu koşullar altında istersem çalışırım, istersem çalışma. İlkeler mutluluktan önce geliyordu. Bir röportajın yayını noktanın mutlu çalışma ortamına kama sokacaktı. Bu noktada Yazgülü Aldoğan'a da noktadan ayrılık düşecekti. Şöyle bir şey oluşmaya başladı. Yani Ercan daha hızlı gitmesini istiyor. Ercan daha hızlı tiraj istiyor. Ercan o gazete projesine doğru koşar adım ilerlemek istiyor. Bana bir gün dedi ki, ya Haluk dedi, e ben senin yazışları müdürün olayım dedi. <laughs> yani dedim, yani dedi yaz dedi ben götüreyim dedi ve dedi bil fiil fiilen gazeteyle meşgul olayım. Sen genel politikayı belirle, yazılarını yaz. Neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz. Daha o tür genel yayın yönetmeni ol falan dedi. Ben güldüm Ercan benim aynı zamanda arkadaşım tabii. Dedim ki Ercan böyle bir şey olabilir mi? Yani yani bir taraftan ben senin genel yayın müdürün olacağım ve sen benim yazışları müdürüm olacaksın. Ben istediğim zaman seni kovabileceğim. Öbür taraftan sen benim patronum olacaksın ve beni istediğin zaman kovabileceksin. Yani hiç böyle şeylere gerek yok. Ercan Bey resmen bizi de yanına alarak hiç bunu ipey ipey inkar etmeyecektir. Haluk'a karşı bir patron kendisi. Haluk'u getirmiş Haluk Şahin yayın müdürü. Abicim biz, biz de beraber kumpas kurdu ve Haluk Şahin'i oradan kaçırttık. Yani hala utanırım. Ercan Arıklı dergiyi fiilen yönetme isteğini Haluk Şahin'le vedalaştıktan sonra hayata geçirecekti. Arda Uskan'ın genel yayın yönetmenliğiyle birlikte derginin politikası da yepyeni bir döneme girecekti. Nokta kendi gündemini yaratan dergi olacaktı. Arda genel yayın yönetmeni oldu ve Ercan Arıklı bir anlamda fiilen derginin yönetimine el koydu. Yani şöyle el koydu, e, görünürdü adı patrondu ama bütün yazı kurulu ve yayın kurulu toplantılarına artık katılmaya başladı. Bir yayın kurulu oluşturuldu. E, Duygu Hıncal Uluç, Attila İlhan, Hilmi Yavuz, Adil Özkol zaten vardı. Mustafa Özyürek, Deniz İnsel, hmm, daha pek çok isim var şu anda hatırlı ilk hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Evet. Teşli, teş teş dönemlerde işte Gülay Göktürk, İpek Çalışlar, Ben, Arda yayın aldı, yer aldı bir yayın kuruluydu böyle bir yayın kurulu oldu ve derginin temel amacının e, adı konuldu. Nokta dergisi klasik haber dergisi olmayacaktı. Gündem yaratan dergi olacaktı. Şimdi sen e, yayın yönetmeni olduktan sonra yani Haluk Şahin'den sonra Evet evet. Senin... Sonra bir süre zaten Haluk Şahin'den sonra bir süre öyle eee ismim yazılmadı Altı ay, 7 ay, o kadar kolay olmuyor yani <laughs> filan. Ondan sonra sanıyorum 7 8 ay sonra filan öyle ama e, ismin yazıldı. Fakat Ercan Bey de yani Ercan bazen... Bey zaten şimdi yeni yönetmeye derken şunu baştan söyleyelim. Yani Ercan Bey her şeye müdahildi. Ha. Ercan Bey siz adım atamazdık yani. Evet. Ve e, ve bu, ama bu müdahil derken bunu şey gibi açısından söylemiyorum. Çok olumlu müdahildi. Yani fikirlerinden yararlanırsın, şey yaparsın. Yani ben yönetmeniyim. Hadi şöyle yapalım, böyle yapalım yok. Zaten başta asıl Ercan Arıklıdır yani. Evet. Arıklı. yani o e, onu baştan söyleyeyim de sonra her şeyi e, almış gibi olmayayım. Yani Ercan Bey siz pek adım atamazdık yani. O zamana kadar dergiciliğin ilgi alanı dışında kalan bütün konular noktada kapak olarak okurların karşısına çıkmaya başlamıştı. Ercan Bey böyle bir doğum sancısı çeker gibi dedi ki ya bu böyle olmuyor. Yani biz dedi şimdi mesela bu haftanın dedi önerilerinden biri kapak ne yapacağız? önerilerinden bir tanesi katma değer vergisi çıkmış o zaman. Şimdi bunu yap. Bunu yapsak buna yeni ne bulacağız? Bu ne kadar ilginç olur falan diye böyle bir e, bir bakıma kıvranırken dedi ki acaba dedi çarşamba perşembe de böyle geçti son gün. Acaba dedi bir yeni şey yapıp yani gündemimizi kendimiz tayin etmek bakımından mesela dedi bir çok ilginç. Şimdi dedi bir mafya kapağı dedi yapsak dedi. Mafyayı anlatsak. E, olabilir filan dendi. Arda da yemekte daha yok. Arda çok güzel de yazar. Hem yazı işler müdürü. Arda'nın şeyi de güzeldir Yani Arda yemekten döner dönmez oturdu. İşte yarım günde kapak değişti. O katma değer görevlisi falan dönüldü. Mafya yani. Mafya oldu. Ercan Arıklı e, çok önemsediği bir şey vardı. Kapak sattırır diyordu kapak her zaman aslında şu anda geçerli olan şey o kapı çok önemserdi ve hep de e, tabii ki içerik çok önemli içindeki yazılanlar ama e, kapak çok önemliydi nokta için dokunulmaz kabul edilen konular soru işaretleriyle harmanlanıp nokta kapaklarına özenle yerleştiriliyordu. 12 Eylül dönemleriydi, öyle her şeyde konuşulan bir ortam değildi ama biz hani böyle kendimizi onu görebilmiştik. Acaba ne kadar çok sınırları şey yapabiliriz, zorlayabiliriz diye. epi de zorlamıştık evet. kapaklarla. Okurlar, kamuoyu, kanaat önderleri, askeri ve sivil bürokrasi, politikacılar, cezaevlerindekilerle birlikte gazetelerin yazı işleri de her hafta yeni sayısında noktanın hangi kapak haberle çıkacağını bekler hale gelmişti. Kapakların altına döşenen zemin ise hiç değişmiyordu. Gazetecilik cesareti. Patronun daha ihtiyatlı olması gerekirken ben Ercan Bey'i frenlerdim. Bazen dinlerdi, bazen dinlemezdi tabii son karar daima onun. Ama bu tabii daha çok hoş bir şey, yani. çok zevkli bir şey tabii. Yani patronun daha atak olması. Mesela Şahin Kaya kapağını ben ona yani bir bakıma vaat ettim. Dedim ki biraz bir oturtalım. Biraz bir şey olsun. Ee, Türkiye'de belli şeyler yerine otursun. Bir Şahin Kaya kapağı esaslı yaparız dedim ve yaptık. Zamanın 1980 e, darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konsey üyesi hakkında çok konuşuldu. Tabii 12 Eylül döneminde de konuşuldu. Ee, yolsuzluk yapıyor diye. Ya. Mal varlığı çok süratli bir artış gösterdi. Laflar hep konuşulur ama tabii ne 12 Eylül döneminde ne de 12 Eylül'den hemen sonrasında yazılıp çizilmiyordu bunlar. Yazılıp çizilmiyor. Bu tür çok liste kapaklarda şöyle bir yöntem izliyorduk, ee, o dönemde parlamento'nun genç, acar iki e, milletvekili vardı. İşte Halkçı Parti'den başlayıp sonra SHP'de devam eden e, Cüneyt Canver rahmetli ve Fikri Sağlar. Onlarla zaten yakın temas için dedik, pek çok haberde yardımlaştık. E, bu konuda haber yapmamız gerektiği zaman onlar da konuyu birlikte destekliyorlarsa eğer... E, mecliste bir soru önergesi veriyorlardı, bazen tek başlarına bazen ikisi birlikte, o konuyla, o kişiyle ilgili. Biz de o soru önergesine dayanarak e, haber yapabiliyorduk ya da kapak yapıyorduk. Ama bunu da şöyle ayarlıyorduk. E, Cuma meclisin kapanmasına birkaç saat kala, mesai saatinin bitmesine yakın bu önerge veriliyordu. Dolayısıyla diğer meslektaşlarımız, gazeteciler bundan haberdar, bir tek biz haberdar oluyorduk. E, pazar günü dergi çıktığı zaman bütün meslektaşlarımız da bizzat öğreniyorlar ve alıntı yaparak kullanıyorlardı. Böyle bir yöntemimiz vardı. Bunu pek çok kez uyguladık. Böylece nokta çok duyuldu ve e, tirajı hemen o dönem için çok önemli rakamlar olan, işte önce 20-25 binlere, 30 binlere, 40 binlere çıkmaya başladı. Daha sonra işte seçilen kapak konusuna göre, alıntılanma durumuna göre, tiraj e, arttı. arttı, yükseldi, indi. Bazen 40-50 bin oldu, bazen 60-70 bin oldu. Tirajların yükselmesiyle birlikte noktanın özgüveni de artıyordu. Kapağa çıkartılamayacak hiçbir konu yokmuş gibi kabul ediliyordu. Doğru amacı da İstanbul Üniversitesi'nin içine ediyor. Keşke bunu görseli E peki yaptıralım montaj falan derken o zaman genel müdür Adil Bey bir baktık ki böyle şey yerinde gerginleşti. Çünkü belli ki oradan ceza gelecek yani. Fakat bunun üstüne... Ercan Bey, Adil Bey, Adil dedi ya bunu yaparsak dedi ne kadar ceza yeriz? Ceza yiyeceğimiz kesin ama ne kadar ceza yeriz? Yani o kadar çok bin, sıfırlar değişti ki hatırlamıyorum. 30 bin gibi bir rakam ama acaba 30 milyon muydu, 30 lira mıydı bilmiyorum ama bizim evet. açımızdan oldukça önemli bir rakamdı. Adil Bey, Ercan Bey dedi aşağı yukarı bu kadar ceza yeriz. Tamam yapıyoruz dedi. İdam cezası, genel af talebi, Kürtçenin özgürlüğü gibi o tarihlerde telaffuz edilmesi bile imkansız zannedilen konular akupunktur, tarım ilaçları, yeşilçam kapakları arasına özenle yerleştiriliyordu. 12 Eylül'ün topluma giydirdiği deli gömleğinin dikişleri nokta dergisiyle atmaya başlıyordu. Şimdi o eski kapaklara böyle bakıyorum. İşte esrar esrar keş bir kız var. En yakın oradaki çalışan kız arkadaşlarımızdan bir tanesi. işte fahişe diye yine oradaki çalışan başka bir arkadaşımızı kullanmışız. Ondan sonra tecavüzcü diye yine başka bir arkadaşımızı kullanmışız. Böyle hepsi şimdi bir, bir, bir sürüsü ünlü yazar şey oldu gazeteci, gazeteci oldu. bileyim Turgut Özal o dönemde tabii e, önce başbakan sonra cumhurbaşkanıydı. E, kapak yapılacaksa Turgut Özal'a benzeyen fizik olarak benzeyen bir arkadaşımızı konu mankini olarak kullanırdık. Sonra Turgut Özal'ın yüzü ona fotomontajla olarak eklenirdi. Rahmetli Temel Özalak e, erkekçenin muhabiriydi o dönemde. Hep rahmet temeli getirirdik, temeli çekerdik. Spor yazarıydı aynı zamanda. Oydu, ne bileyim e, Güzel bacaklı bir kadınla ilgili işte ne bileyim fahişelik artıyor kapağı var. Evet. Orada resim çekilecek güzel bacaklı bir arkadaşımız olması gerekiyordu. İşte Betül'ü bulurduk. Betül en güzel Her bacaklı yerine. arkadaşımızdı. Rahmetli Nermi Erdur fotoğrafçı arkadaşımız çekim zamanı ortalarda dolanmaya başlardı. Hepimize bakardı. Rujunun rengi çok güzel dediğinde vermem derdik. Ondan sonra eteğine bakayım dediğinde o etek kesinlikle kapakta kullanılacak falan onu biliyoruz. İşte bu şekilde prodüksiyon yapılıyordu. Zaman zaman evet çok e, o zaman için büyük e, heyecan duyduğum ve çok korkarak işte poz verdiğim e, kapaklar oldu. O çekilen fotoğraf işte adı Tele Kızlar ya da adı Fahişeler Kapağı. Tamam. Hadi. <laughs> Yani prodüksiyon ekibinde işte herkes gizli. Beş kişi arasında falan kalacak zannediyordum. Ama ertesi gün işte o sensin sohbetleri oluyor da saçmalama falan diye. Nokta tabuları yıkan dergi olmuştu. Nazım Hikmet, Yassıada, askeri cuntalar, İslam komünü gibi aykırı kapaklar, şaşkın bakışlar arasında on binlere ulaşıyordu. Bana göre bir açlık vardı toplumda, darbeden çıkmış ama izleri kuvvetle, hatta bana sorarsan hala devam eden, kuvvetle izlenen bir dönem. Özgürlük isteyen insanlar için kaygı ve korku hal çok vahimdi. Sanıyorum nokta bunu 12 Eylül darbesinden sonra yıkan ilk dergi oldu ve galiba çok iddialı olacak ama bunu söyleme hakkını kendimde buluyorum ve son dergi oldu. Bir daha hiçbir dergi, hiçbir askeri baskıda ya da herhangi sivil baskıda olabilir, herhangi bir baskıda toplum üzerine aynı etkiyi uyandırdığıma emin değilim. Tirajların sağladığı yasallık saygınlıkla birlikte güveni de getirmişti. Nokta her şeyi yazar anlayışı, belge ve bilgi akışını da başlatmıştı. Türkiye'nin kanayan yarası işkence, nokta kapağıyla gündeme gelecekti. Dışarıdan gelen ihbar telefonları olur her dergi ama zaten nokta Sedat Caner telefonu geldiğinde belli bir ivme almıştı. Yani sanıyorum bu Şahinkaya kapağını ondan sonra gençleri kobay olarak kullananların hikayesi olan Hazeyi kapağını yani bu önemli kapakları yapmış ve bir merkez haline gelmişti. Yani muhalefetten bir belge gelecekse onun bir eldeki noktaya gelecekti ya da itiraz eden birisinin bir sözü varsa o bize ulaşacaktı gene böyle sayısız telefonlardan biri bana bağlandı. İşkenceci polisim. Sizinle görüşmek istiyorum, randevuya gelir misiniz? Hiç hayır demedim ben hemen ona Levent'te bir lokanta adı söyledim. Buraya gel diye. E, Can San vardı bir de yanıma da bir arkadaşla beraber gideyim diye. Oldukça tedirgin bir adamla karşılaştım ben. Benim peşimdeler dedi. Yani beni her an yakalayıp öldürebilirler. E, onun için e, işte bir ikna süreci başladı bizim aramızda yani işte anlatırım şu olur Ondan sonracı ben bu anları anlattıktan sonra yurt dışına çıkmak istiyorum gibi bir takım istekleri vardı Ondan sonra işte Sedat İpek ben üçümüz üçümüz sedatla konuşmaya başladık Sedat arıyor bizi orada hiçbir kesinti olmadı aşağı yukarı her gün buluşuyoruz teypler doluyor. 5-6 kişi birlikte çalışmaya başladık. Bantları veriyoruz. Bantlar çözülüyor. Arkasından denetim başlıyor. İşte diyor ki mesela bilmem ne e, avukatı, şunun avukatı. Yok Cennet Değirmenci şu davadan yargılanıyordu. Bakıyoruz Cennet Değirmenci davası mı diyoruz. O davayla ilgili üç kişiyle konuşuluyor. Bunun gibi kimi ihbar ettiyse, neden bahsettiyse hepsi doğrulanıyor. Ve baktık Sedat o kadar doğru şeyler söylüyor ki. Yani ama bunu görüşmeleri dergide yapmıyoruz, alt katta bir oda hazırladık. Aşağı yukarı iki ay görüşme sürdü. İşte o konuştukça, e, yani onun tedirginliği e, azaldı. Fakat anlattıkları şeyler, e, ürkütü çok korkunçtu. Yani o dönemin, e, e, o dönemde yapılan e, işkenceleri e, nasıl yapıldığını işte... E, yani o, 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 o üç saati hiç unutmuyorum hayatımda. Çünkü çok ağır şeyler işittik. Sedat işkenceleri nerede yapmış? Valla Sedat'ın değişik, Sedat yerlerde, de, değişik mi? yerlerde. Evet Hı. aşağı yukarıya yedi şehir falan saydı bize. Yani İstanbul var, Ankara var, Maraş var, Antep var. 200'e 200, e, 200 e yakın kişiyi işken, 200'dü yani 200 kişiyi işkence yaptım dedi yani. İşkenceci polis Nokta'ya güvenip konuşmuştu. Ama bu haberin Nokta'nın tarzına uygun halde sunumu nasıl yapılacaktı? Stüdyoya soktuk onu, fotoğrafını çektik. Gözünü kapatmak kapatarak yayınlayacaktık. Yani kapağımız böyle olacaktı. Bunların hepsini yaptık. Fakat Adil Bey ayak diriyor. Yani görüyor, götürüyor önüne koyuyoruz malzemeyi. Evet doğru ama. E, sonunda... Adil Bey çok fazla taş koymaya başladı. Ben de canı da can da beraber Ercan Bey dedik ki geciktiriyorsun bu yayını. Yani bu böyle olmaz. Adamın hayatı tehlikede. Ya da kalkıp gidip başka yere anlatacak. Eğer bu yayını yapmayacaksanız biz canla istifa ediyoruz. Alıp bu şeyi röportajı başka bir yere götüreceğiz. Bunu yayınlanması gerekiyor. Kim yayınlarsa yayınlasın. Şu anda bizim için hayatı önemli bu. Ercan Bey'in böyle şeyleri vardı. Yani çocuklar dedi yani Yayınlayacaksınız da sonra dedi yani başımıza gelecekler e, farkında mısınız? Yani Dediler ki bu önemli bir haber ve bunu Ercan Bey ikna aldı ve Ercan Bey dedi ki tamam dedi. Ve onu o, o, o şeyi unutmuyorum. Mesela Ercan Bey'in o konudaki kar, şeyin kararlılığını da e, unutmuyorum. Yani çünkü hakikaten ciddi baskılar vardı. Haftalık haber dergiciliğinin zirvesi kabul edilen işkenceci Polis Konuştu kapaklığı nokta Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. O kapakta yine bir arkadaşımızı soyduk, işte Filistin askısına astık, resmini çektik. Yani binanın bodrumuna gittik, karıfer borusuna Filistin askısı yaptık filan. Oraya fotoğraf şeylerini koyduk, ışıklarını ışıklarını. Çırılçıplak soyunup gözümü bağladılar. Ve işken o an başladı. Yani bir insanın kendini bu kadar çaresiz, bu kadar kırılgan hissedebileceğini bir an olsun aklımdan geçirmez. Tabii ki insan yani işkencedeki arkadaşlar neler çekiyordur diye düşünüyor ama bu kadar basit bir şey. Yani ne biri bir fiske vurdu, ne bilmediğim bir ortamdayım. Biliyorum ki zaten her şey bir fotoğraf çekimi için yapılan şeyler. Siz pazar günü çıkmanızın bir özelliği var mıydı? Mesela pazar günleri gazeteler için haber bakımından kötü günlerdir. Ve siz ben iyi hatırlıyorum. Pazartesi günleri mutlaka bir nokta alıntısı olurdu gazetelerden. Tabii bu ki. özellikle mi seçildi bu? E, tabii ki. Klasik e, basın şeyinde anlayışında... Pazar hani ölü gündür, iş günü değildir falan. Oysa batıya baktığında yani o pazar günü çıkan dergiler, supplementlar yani işte e, Figaro'nun pazar edisyonu, işte ne bileyim ben yani Guardian'ın pazar edisyonu işte e, bunlar hep e, çok dikkatle takip edilen e, ve beklenen şeylerdi. Noktanın pek çok kapağı, pek çok haberi gazeteler tarafından alıntılandı ve kullanıldı. E, bu da noktanın çok duyulmasına ve çok satılmasına neden oldu. Yani nokta hakikaten e, habercilikte gündemi yarattı. Gazeteler, ünlü köşe yazarları noktanın işkenceci polis haberi üzerinden günlerce haber ve makale yayınladılar. Türkiye'nin siyasi atmosferi nokta ile nefes alıp veriyordu. Ben ayrıldığım zaman 3 e, sene bile yeni olmuştu. 50 bin satıyordu. Daha sonra ben arkadaşlarım onu dergide ipekli, işte İpek'ti, Arda'ydı. 100 bin sattılar. Yok böyle bir şey Türkiye'de. Nokta Arda Uskan'ın genel yayın yönetmeni olduğu tarihi baz alarak 5. yılı için özel bir sayı hazırladı. o dönem için nokta gerçekten bir sürü insan için sığınak oldu. Yani insan hakları konusunda oldu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Milli Gazete'yi kapattılar. Biz hep biz belli işte yaz gülü, ben, Güldal, İpek. Evet Milli Gazete'ydi. Milli Gazete'nin yöneticilerini biz noktaya davet ettik. Başın, şey Geçmiş olsun deyip fotoğraf çektik ve başka türlü kullanamayız çünkü. Bizi ziyaret ettiler diye noktaya bastık ki adamlar geldikleri zaman mesela yaz gününe ipeğin elini sıkmamışlardı galiba. Ama bu bile bizi onlara sahip çıkmaktan şey yapmadı. Türkiye'nin sonraki yıllarında yaşanacak çatışmalar yaklaşık 20 yıl öncesinden noktada gündeme gelebiliyordu. Bu da yapılan gazeteciliğin değerini ortaya koyuyordu. Ercan Bey de e, bu gazetecilik faaliyeti dışında parasını başka alanlara da kullanıyor ve bu nedenle de işte yayın organlarını e, siyasi iktidara yönelik olarak kullandığı oluyor muydu? Var mıydı böyle bir ben şey? Ben Ercan Bey'in e, yayıncılık alanı dışında e, herhangi bir alanda para kullandığını duymadım bugüne kadar, işitmedim, bilmiyorum. Yani ne yaptı? Anstoperi çıkardı. Beyaz dizi romanlar çıkardı ama hep yayıncılık yaptı. Çok satan kadınca erkekçe gibi dergileri vardı. Ha Söz gazetesini çıkardı. Sabah grubuyla ortak olarak çıkardı ve orada battı. Orada bir yanlış yaptı ve battı. Çünkü bağımsız çıkarmadığı için. Yaptığınız işle e, gündemi belirlemek, gündemi yönlendirmek, insanların konuştuğu konulara malzeme sağlığı yapmak çok daha mümkündü. Belki de o anlamda biraz böyle kendimizi dev görüp fazla da önemsiyor olabilirdik ama topluma daha fazla etkide bulunabiliyorduk. Şimdi bakıyorum hemen hemen hiçbir yayın organı o kadar çok fazla belleklerde yer etmiyor. Ya da o haftanın, o 10 günün, o 15 günün gündemini bu kadar meşgul etmiyor. Ve bu medyanın çok sesileşmesinden, çok kanallı olmasından, Twitter'ından, Facebook'undan sayısını bizim bile bilmediğimiz kaç tane televizyon kanalının arasında hiçbir medya organının böyle bir imkanı yok zannediyorum. Ya bugünden bakınca da o çok ayrıcalıklı bir şeymiş. Bir megafon varmış elimizde ve ortalıkta sessizmiş. Nokta büyük başarısını tartışılmaz kolektif yapısına borçluydu. Ama bu özel yapıyı bir araya getirip birlikte tutan ve geliştiren kişi Ercan Arıklı'nın farklı yapısıydı patronluğunu gazeteciliğinin gerisinde tutabiliyordu. Belki de o, medya dünyasında son gazeteci patron ünvanını hak eden tek kişiydi. Ercan Bey'in en önemli özelliği neydi? Başka. Başka. Her toplantıda her şeyi söylersin başka. Haber konusunda. Başka, başka. Bitmez. Başka. Başka ne var? Beş tane anlatırsın başka ne var? En önemli özelliği bu, doymazdı. Ben ilk defa e, herhangi bir e, siyasete dahil olmadan... ...Türkiye meseleleri üzerine fikir üreten... ...bir insanla karşılaşmıştım. Çünkü... ...o güne kadar hep... E, ...siyasi kimlikli kişilerle birlikte olurdum. Yani böyleymiş ya da benim çevrem. Ercan Arıklı bambaşka bir profil çiziyordu. Yani bir aydın profil çiziyordu çok sayıda kitap okuyor, bizi de teşvik ediyor. Siyasi olarak e, ne olup ne bittiğini her zaman e, öğrenmeye ve e, bilmeye çalışıyor. Ve bizim karşımıza sol kimliği olmayan çok enteresan e, bir aydın karakteri çıkmıştı. Bu arada da insani taraflarıyla da e, hoş bir kimseydi. Yani hepimizin özel dertleriyle ilgilenir. ...bir sorunumuz var mı diye gözümüzün içine bakar. İnsan bir patrondu. Yani... E, ...gitip her şeyle Ercan Bey'le konuşabilirdik. Yani bir de hiç unutmadığım bir anım var. Nezih Coş diye bizim çok sevdiğimiz bir sinemacı arkadaşımız... ...bir yılbaşı günü trafik kazası geçirdi. Tek başına bir çocuk bu ve öldü. Biz de Alper'le konuşuyoruz. Ya ne yapalım, ne edelim Alper yani. Alper görmüş. Işte. Ya bu çocuk işte hastaneden alınacak falan. Baktık Ercan Bey geldi. Çocuklar alın şu parayı dedi. Ne gerekiyorsa yapın dedi. Yani duş şey ettim ama Ercan Bey'in böyle yanları çok vardı yani. <laughs> çok e, şeyle andım bir insan. <laughs> Sevgiyle andım bir insan. Ercan artık da çok e, enteresan bir adamdı. E, İşini seviyordu, işini biliyordu. Ee, sabahtan akşama kadar, gece yalana kadar bizimle kalıp çalışmayı seviyordu. Dediğim gibi bizimle e, çok şey de öğrendik kendisinden. Fakat bir taraftan da şöyle bir enteresan bir adamdı. Mesela bizim çalıştığımız bölümün iki kapısı vardı. Bu da bizim karşı koridorun öbür tarafındaki odada yani çok iç içe çalışıyorduk. Şimdi sabahleyin gelir çok da şık giyinirdi İtalyan tarzı çok sever dışık giyinmeyi. Gelir günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz falan yapar. Herkes gayet böyle uslu çocuklar olarak iyiyiz teşekkür ederiz efendim siz nasılsınız falan filan. O, o kapıdan çıkar. tabii o çıktıktan sonra ne oluyor tahmin et. Herkes başlıyor bır 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 bır. Kravatını gördün mü? Pobuşlarını bilmem ya falan. <laughs> arkasından koşuyor. Tekrar gelir mi? Bizi yakalar. <laughs> Suçüstü. <laughs> Suçüstü bir müzik enişbiri şey gibi tık, tık 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 çalışmaya devam eden. Ya <laughs> böyle şeyler yapardı yani. Hakikaten en şahane öğretmenim diyeyim. Yani arkamda en kuvvetle kuvvetli. Ee... Sen sonra kendi şirketinde onun kadar yanın yanında çalıştığın kadar rahat çalışamadın mı? <laughs> Mesela evet, arkamda evet. kimse yok çünkü. Evet, Bilmiyorum. arkamda kimse yok. Yani 2003'te o feci kazayla öldüğü vakit yani öyle bir şey oldu. Yani sanki babam gitmiş gibi oldum biliyor musun? Ki uzun yıllardır hiç arkamda değildi yani. Ay, çünkü ben ondan kötü bir şekilde de ayrıldım gelişimden. Nokta'nın Ercan Arıklı patronluğundaki dönemi trajik bir finalle tamamlandı. Günlük gazete çıkarma tutkusu, Arıklı'nın patronluğunu bitirmekle kalmadı, noktanın da içinde bulunduğu gelişim yayınlarını kaybettirdi. Geride onlarca iyi yetişmiş, imzaları marka olmuş gazetecilerle birlikte 80'lere vurulan büyük bir gazetecilik damgası kaldı. Nokta.